rica ediyoruz. Buyurun. Safa Kağan Öztürk Sporsel. Öncelikle hayırlı olsun her iki tarafa da. İngiltere'den bir kargo bekliyor musunuz? Sesli bir şey var. Telefonlarda. Evet. Kalkayım isterseniz Aya. Evet. Tekrarlayayım. Öncelikle her iki tarafa hayırlı olsun. Bu anlaşma zaten geçen hafta da vardı anlaşma. Devamı da gelecek gibi görünüyor. O yüzden tebrik ediyorum. Sorum şu. İngiltere'den bir kargo bekliyor musunuz diye sormak istiyorum. Yok. İngiltere'den kargo artık anlaştık. O yüzden onlar yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama İngiltere'den değil. Yani birçok böyle şey çıkıyor, haber çıkıyor. İnanın yani bir şey teyit edilmeden sürekli şey yapılıyor. Ben anlıyorum. Galatasaray taraftarı da sürekli haber almak istiyor. Yani biz de taraftar olduğumuz için ama öyle bir dilema ki yani öyle bir şey bir ne diyeyim negatif bir paradoks bu. Sürekli herkesin o haber alma isteği, sizlerin de o haber alma isteğini karşılıksız bırakmama şeyiniz hepimiz ortak bir şekilde Galatasaray'a zarar veriyoruz. Yani buradan taraftarımıza o çağrıda bulunacağım. Yani büyük zarar veriyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani her türlü şeye maalesef bu döngü yani bu çark değişir mi? Onu bilemiyorum ama en azından bu kendimizi bu anlamda şey yapma isteğimizin neye sebebiyet verdiğini bilirsek belki orada daha şey davranabiliriz. Çünkü her şeyde teyit edilmeden ortaya konuluyor. Sizleri de anlıyoruz tabii ki. Orada o isteği karşılıksız bırakmama kısmı var ama sadece şunun bilinmesi lazım. Galatasaray takımlar, diğer takımlar da keza bu işten çok önemli zarar görüyor. Yani bu tamamen transferleri uzatan şey. Onu söyleyeyim. Ciddi manada uzatıyor. Sebebini de söyleyeyim. Tüm herkes, menajerler de, kulüpler de burayı izliyorlar. Sonuçta sosyal medya etkisi de Türkiye'de çok fazla. Yani Avrupa'da bir ülkede 5000 tweet çok büyük bir rakam bu şeyler için. Burada böyle 50-60 bin olunca şu düşünce hasıl oluyor. Çok almak istiyorlar ve çok almaları lazım. Taraftar baskısı da var. En iyisi biz direnelim diyorlar. Dirençlerini şey yapmak için verdiği, istedikleri rakamı verseniz bile tekrar yine beklemeye geçiyorlar. Çünkü yani görüyorlar ki siz alma arzunuzu teyit ediyorsunuz. Bir anda pazarlık yaparken hadi biz gelip alalım diyorsunuz ki biz öyle yapmıyoruz. O yüzden de yani gelecek kargo veya şeyi yok ama bundan sonraki kargoları inşallah birlikte taşıyacağız. Değil mi? Buyurun. Enver Bağlarbaşı, Sporium Ajans. Galatasaray Spor Kulübü'nün bir sponsor olması çok güzel. Her Galatasaraylı'nın, ben her toplantıda Galatasaray'a destek verdiğini görüyorum. Geçen sene sezon buralara geldiğinden yelkencilere verilen destekleri de gördüm. Şimdi GKN Kargo, sadece futbol şubesine mi yoksa spor kulübüne, diğer branşlara, olimpik sporlara da bir destek olacak mı? Çünkü UEFA biliyorsunuz sadece futbola harcıyor paraları. Bu konuda bir açıklık getirmenizi istiyorum. Başka şeylerde var mı acaba Sayın Erden Timur? Yeni sponsorlar var mı? Geçen sene her hafta neredeyse Tunç Holding'in toplantılarında görüyorduk. Teşekkür ediyorum. Biz geçen sene aslında spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin bir başlangıcını yaptık. Geçen sene kadın basketbol takımı, erkek basketbol takımı ve yaklaşık iki şehir kulübümüzün de sponsorluklarını yaptık ama amatör kulüplerde kadın ve erkek basketbol takımlarına geçen sene ciddi bütçeler ayırdık. Başkanımızın müsaadesi Beşiktaş Spor Kulübü'nün geçen sene kadın ve erkek basketbol sponsoruydu. Bu sene de aslında şöyle biz talepler gelmesi halinde amatör kulüplere biz sadece futbol diye görmüyoruz yatırımlarımızı. Amatör kulüpleri bu handbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir. Erdem Başkanımızın ve Galatasaray yönetimimizin bize nerede ihtiyaçları varsa biz oradayız. Ben ilk günde kendisine söylüyorum, burada sizin huzurunuza da söylüyorum. Yani futbol tabii ki bir vesile oldu, bir başlangıç oldu bizim için. Bundan sonraki amatör tarafına da destek olursa biz seve seve hazırız. Teşekkürler. Burada.
Biz de teşekkür ediyoruz. Bu yaklaşım veya şey çok önemli. Her yerde ben de bu masanın bu tarafında hep oldum. Hatta ilk Dursun Başkanımızın zamanında sponsor olmuştum. Aynı istek ve arzuyla. O yüzden hakikaten çok iyi anlıyorum. Hem heyecanı hem şey hem de çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bundan sonra da tabii ki sponsorluklar olacak. Aynı şekilde diğer branşlarımız için de olacak. Çok bu konuda çok ummalı bir çalışma var. Malumunuz Financial Fair Play Türkiye'de bir gelir sorunu aslında gider sorunu olmaktan çok. Yani Avrupa'daki kulüplerde Financial Fair Play belli yıllarda sorun oluyor. Çok büyük giderleri olduğu senelerde bizde sürekli Financial Fair Play sorunumuzun olmasının sebebi gelir sorunu. Yani maç günü gelirlerinde herhalde işte 10'da 1, 20'de 1 seviyesindeyiz. Yayın gelirlerinde çok çok daha düşük seviyedeyiz. Hakeza sponsorluk gelirlerinde de öyle. O yüzden bu anlamda bir de bu biliyorsunuz ki Suudilerin gelmesinden sonra rakamlar çok yükseldi. Hem maaş hem bonservis rakamları. Bu tabii piyasa. Piyasa için yapacak bir şey yok. O yüzden de gider tarafında farklı sponsorluklar bulmaya çalışıyoruz. Gelir tarafı için de işte böyle YKN gibi, geçtiğimiz şeyde Rams gibi, Six gibi veya Medicana gibi daha yeni sponsorluklarımız da olacak. Tibet Bey buyurun. Tibet Öre TRT Spor. Öncelikle hayırlı olsun sponsorluk iki taraf açısından da. Ben Erdem Bey'e sormak istiyorum. Siz hem şu ana kadar yapılan transferler için hem de sonrası için bu sponsorlukların yardımcı olabileceğini ifade etmiştiniz. Zaha transferinde özellikle bazı rakip takımlardan bazı açıklamalar yapıldı. Kamuoyuna paylaşılan fiyatlarla ilgili. Sponsorlar bu fiyatlara destek oldu mu, yardımcı oldu mu Zaha transferinde? Açıklanan bu fiyatlar destek olunmuş hali mi? En azından bunu söyleyebilirseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler. Açıklanan bu rakamların içerisinde de sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun yine kendi haklarıyla ilgili sponsorlarla anlaştığı ekstra kısım da var. Ama o çok daha şey az bir kısmı. Bu anlamda bizim zaten hep yapmaya çalıştığımız şey, herkes şunu düşünüyor, öyle söyleyeyim. Her şey yani para ile ilgili olduğu düşünülüyor. Türkiye'de de hep oyuncu veya şey yapılırken bu iş parayla diye geçtiğimiz seneki kadroyu veya Şampiyonlar Ligi diye söyleniyor. Tabii ki etkisi var muhakkak ama geçen seneki bizim kadromuzda Şampiyonlar Ligi'ni bırakın Avrupa maçı bile yoktu. Yani o insanlar projeye ikna oldu. Veya maaşları çoğunun 100 bin euro, 150 bin euro, maksimum 200 bin euro mevcut maaşından fazlaydı. Bazılarının mevcut maaşından azdı. Bunların hepsi rakamlarla ortada. Ve şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Gerçekten herkesin bu hayattaki her şeyinin para olduğuna inanmak anlamsız. Yani hayatı ne diyeyim, yani öyle yaşamak çok zor. O zaman çevremizdeki herkes de sadece her şeyi paraya göre karar veriyor diye düşünmemiz lazım. Bilemiyorum. Hele belli paraları kazanmış insanlar hayatlarında, yani şöyle düşünün, bunlar ciddi paraları olan insanlar. İnsanlar karar verirken çok paranız olduğunu düşünün. Oturduğunuz eve birisi bir şey satın almak istedi. Evinizi satıyor musunuz yani? Her şey para mı hayat? Yani dolayısıyla bu insanlar, sporcu olanlar bunu anlar. Öncelikle mutluluğa bakıyor. Yani nerede doğru proje var ona bakıyor. En önemli şey samimiyete bakıyor. İlişki kurmaya bakıyor. Buna göre karar veriyor. Yani çünkü bir şey olmadığı zaman şu deniliyor. Şampiyonlar Ligi var yani. İşte geçen sene de yoktu Şampiyonlar Ligi. Yani Icardi'de, Mertens'te, işte Zaniolo'da, Oliveira'da, Torreira'da, bunlar da hep ciddi yerlerden teklif almışlardı. Veya Milot. Yani yine aynı şekilde Milot da işte daha düşük maaşa gelen insanlar değil mi? Veya Angelino. 150 bin euro daha fazla maaş alıyor. Mevcut maaşından yani. Ki bilirsiniz mevcut sizde oynayan bir oyuncuda bile yeni sözleşme yaptığınızda maaşı bir miktar artar. Yani yeni sözleşme oyuncu için bir miktar maaşı arttırma şeyidir. Performans bambaşkadır, daha fazla artar ama her yeni sözleşmeyi altyapıdan bir sözleşme yaptığınız diyelim ki 18 yaşında, 20 yaşında tekrardan sözleşme yapacaksınız. Doğru düzgün oynamamış biliyorsa onun da maaşı artar. Yani Angelino
bu sene Şampiyonlar Ligi için değil, ilk başta bir görüşmemiz bile olmamıştı. Yine Şampiyonlar Ligi vardı. Ta ki insanların değerlerine de saygı duymak lazım. Biz zaten para için tercih eden, bizim en önemli turnusolumuz o. Ben şu kadar maaş fazla istiyorum, şöyle istiyorum dendiğinde muhakkak çok kabiliyetli, çok değerli oyuncu olabilir. Ama biz salt ana şeyi para olan kişinin takım içerisinde olmasını da istemiyoruz. Çünkü aynı hayali kurmak bambaşka bir şey. O yüzden onu söyleyebilirim. Zaha'da da belirttiğim gibi bunun mevcutun içerisinde de sponsorluk şeyimiz olacak. Onun için de oyuncuyla birebir sponsorluk konusu da var yapılan. Ama dediğim gibi rakamlar, yani çok büyük rakamlar konuşuluyor. Hiç öyle şeyler değil. Yani bizim toplam rakamımız, işte açıkladığımız çerçeve, dediğim gibi onun içerisinde kısmi bir biraz onda da sponsorluğumuz var. Bir de oyuncuyla birebir yapılan şey var ve o kadar. Yani bunu hiçbir kulüp için söylemiyorum. Yani bizde aynı şey var. Bazı futbolcu başka bir kulübe gitmek ister. Onunla daha sinerjisi tutar. Bunlar hep normal şeyler yani. Her şeyi paraya göre karar veriliyor düşüncesi çok yanlış. Hayırlı olsun öncelikle Erdem Bey. Dün Zaha transferinden sonra Selahattin Baki, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin bir açıklaması vardı. Ve şöyle söyledi. Szymański'yi onlar getirdi özel uçakla. Florya'ya getirdi. Okan Hoca'yla görüştürdü. Daha sonrasında biz aldık. Zaha transferiyle ilgili bir daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbine girer, futbolcu alır, getiririz dediler. Siz neler söylemek istersiniz? Bir doğru bir açıklama değil. Onu söyleyeyim. Anlıyorum. Yani kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Biz Zaha transferinden sonra şöyle yaptık, böyle yaptık diye hiçbir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyorum. Dediğim gibi bu Zanyolu transferinden sonra da olmuştu. Şimdi de Zaha'yı da başladılar. Sakatlık şu bu diye. Zaten Zaha'nın Adele sakatlığı zaten mevcut. Herkes biliyor. Ve iyileşme süreci içerisinde tabii ki Fenerbahçe'de teklif yaptığında aynı şeyi biliyordu. Dediğim gibi geçen seferinde Zanyolu işinde de oldu. Bu tip şeylerde hakikaten yani ne olmuşsa oluyordur. Bunların böyle şey yapmak, sonra yine bam telimize basılıyor. Konuşuyoruz. Daha da ben bu gerginliğin beslenmesini hiç doğru bulmuyorum. Geçen sene de söyledik. Hiç doğru değil. Szymański transferinde de Florya'ya falan hiçbir şekilde gelmedi. Bunu şey yapayım. Menajeri kendisinin işte şöyle oldu Galatasaray şunu verdi. Bu açıklamaların yalan olduğunu yazılı bir açıklamayla menajeri yaptı. Ve bunu siz herhalde kamptaki toplantıda işte söylemiştik. Belli bir rakama yani. Onun da sebebini de söylüyor. Bakın bana soru sorulduğunda şunu söyledi. Daha nasıl şey yapabilirim, cevap verebilirim? Szymański iyi bir oyuncu. Yani 8-10 milyon dolarlar bonservis de verilir. Ama belli bir bonservisi verdiğiniz oyuncu genç yaştaysa bir maaş skalasının üstüne bir şey verince sonra yani brütü burada 2 verin, 2,5 verinize orada 5 ediyor brütü. Siz bu sefer o bonserviste satmanız veya kâr ederek öyle bir bonservis yatırımı yapıyorsanız genç oyuncu yani ne bileyim 10 milyon veriyorsanız bir 25-30'a satmanız lazım. O zaman o maaşla oraya satmak çok zor. Biz o yüzden belli bir maaş şeyinin üstüne çıkamadık. Bunu söyledik yani. Ondan sonra da çıkamadığımızda bir bende yazılı olarak var. Biz bu maaşı ödeyemeyiz diye yazmış mı yani? Gerekirse onu da gösteririm. Yani ben gerçekten bir şey yapabilirim. Muhakkak yazılı delille bunların hepsini sunabilirim. Ondan sonra da bitmiş biz Fenerbahçe'nin satın aldığı oyuncuya başarılı diyoruz, iyi bir oyuncu diyoruz. Bu bonservisi hakikaten daha nasıl şey yapabiliriz ve kendileri de bunu şey yapacaktır. Herhangi bir şekilde oyuncu yok öyle Florya'ya geldi falan o işler doğru şeyler değil. Onu söyleyeyim bu kısmı. Evet hani tatilden buraya geldi onu biliyorum. Ama herkes oyuncuyla görüşürken biz şu an hocamızın görüştüğü çünkü oyuncu karar verme sürecindeyken hocalarla görüşür. Yani ki nasıl oynayacak mı oynamayacak mı bu rutin bir süreç. Bunu böyle farklı bir şey gibi anlatmaya da gerek yok. Bir de ben Zaha'daki olanları anlatmak istemiyorum. Lütfen hani böyle şeyleri açmasınlar. Geçen sene Zanyola gibi 3 ay sabrettim.
bir sürü yandan yanlış şeyler söylendi. Sonra belgesiyle gösterdim. Doğru değil. Gerçekten bu gerginliği böyle sürekli besliyor olmamız doğru değil. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yoksa bu tarafta çok daha farklı şeyler var. Herkesi bu anlamda daha şey bir lig başlangıcı için biraz daha itidalli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.